Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Uğur Bu videoda bahsetmek istediğim konu aslında bilenler bilir. Büyük bir firmada bir yıl aşkın süredir Junior Video Developer olarak çalışıyorum. Tabii ki yaptığım iyi şeyler de oldu, hatalar da oldu. Ve ben de aslında kendince böyle not ettiğim, hani paylaşmaya değer gördüğüm hataları belli bir madde haline getirdim. Ve sizlerle paylaşmak üzere kamera karşısına geçtim. Hani hem zamanlamayı da uygun buldum. Biraz böyle 2021 yılını bitirirken de bayağıdır da kanala video atamıyordum, mazur görün. Böyle bir paylaşım yapmak istedim. Işıklandırma ve kadar içinde kusura bakmayın elimden bu kadar geldi diyeyim. Aslında maddelere kendi hatalarıma geçmeden önce şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Çünkü çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi burada dediğim gibi kendimce hata gördüğüm şeyler ve kendi tecrübelerimi paylaşacağım. Yani tekrar o güne dönsem bunu yapmazdım diyeceğim şeyleri paylaşacağım. Çok kişisel şeyler haliyle. Ama çoğunuzla mantıklı bulacağı şeyler. Aynı fikirleri paylaşacağımıza inanıyorum çoğunuz için. Fakat bunu özellikle belirtiyorum ki şöyle bir iddiam yok. Bunu juniorlar kesinlikle yapmasın. Bu juniorlar için yani bu yazılımcılar için hatadır. Değil. Çünkü mesela hemen bir örnek verelim. Ben diyeceğim ki hangi teknolojileri kullanıyorsanız onlar üzerine çalışın. Onlara hakim olun diyeceğim. Ama hayır. Belki sen arkadaşım yurt dışına gitmek istiyorsun. Belki alan sektörü değiştirmek istiyorsun. Haliyle kendin için doğruyu kendin daha iyi bilirsin tabii ki ve kendi ona göre orta çizersin. O yüzden bunun da bilincini olarak videoyu seyredersek, dinlersek sevinirim. Evet bu uyarımızı yaptıktan sonra e, maddelere geçmemiz gerekirse şimdi maddeleri hani kendi kafama göre sıralım böyle kronolojik veya bir önem sırası yok. Ama birinci olarak şunu söylemeliyim. E, videoyu hani herkesin anlayacağı şekilde yapmak istiyorum. Çok temel kavramları da böyle açıklarsam sıkılırsanız mazur görün bilenler için diyeyim. Birinci maddem şu. Domaine hakim olmak daha doğrusu olamamak, olmak istememek. Şimdi domain nedir? Çok kabaca. Şimdi işin detayına gir çok uzun anlatıyorum. Çok kabaca şöyle söyleyeyim. Üzerinde çalıştığınız ürün bilgisi. Tamam. Hani sen büyük bir firmadasın. E-ticaret firmasındasın ve sepet ekibindesin. Değil mi? Sepete veri geliyor. Hani sepete bir şey ekleniyor. O veriyi yönetiyorsun. Ona göre veri dönüyorsun. Öyle düşün. Yani senin ekibinin Hani küçük firmadaysan da belki tek bir ekipsindir. Kabaca şunu düşün. Bir ürün var ortada ve sen o, o ürün için veya o ürünü bir parçası için çalışıyorsun. İşin böyle business, product kısmı yani kabaca. Şimdi benim e, bu işin product, işin ürün kısmına dair bakış için böyle şeydi biraz. Ya ben yazılımcıyım, ben teknik şeyler yap, teknik şeyler yapmalıyım. Sürekli teknik olarak adım atmalıyım. O yüzden böyle ne bileyim böyle sanki yaptığım meslekle mi, yazılımcılıkla mı, hani kodlama mı? Sadece kod olarak düşünmek lazım. Zaten yazılımcılığın hata buradan başlıyor zaten. Neyse. Çok böyle eşleştiremiyordum. Bana çok sıcak gelmiyordu. Sonra tabii zaman geç Neyin farkına varıyorsunuz? Bütün aslında teknoloji, bütün o ne bileyim o patternlar mı, o mimariler mi dersiniz, o teknolojiler, tool'lar mı dersiniz hepsi tabii ki business üzerine kuruluyor. Yani ortada bir ürün olacak ki sen o ürünü veya o ürünün parçasını geliştirirken ona göre bir altyapı kuracaksın. Ortada ürün yoksa kod da yok. Şimdi biz kod, kod yazılıyor. Niye yazılıyor? Ürün için yazılıyor değil mi? Sonrasında biraz daha bunu tabii herkes bilir. Bunu kimse reddetmez. Ama bunun bilincine varmak bambaşka bir şey. Dediğim gibi belki de hızlı olduğum dönemlerde. hani böyle hani hep kod yazacağız, edeceğiz falan. Böyle business dediğim şey. Domain bana uzak geliyordu. Yani niye domain'e hakim olayım? Niye ihtiyacım var gibi. Öyle bir kafam vardı. Fakat sonra az önce dediğim şeyi anladım aslında. Bütün iş onun üzerine kuruluyor. Ve arkadaşlar inanın şöyle bir gerçek de var. Ekipte proaktif olmak istiyorsanız, öne çıkmak istiyorsanız gerçekten de üzerinde çalıştığınız yani o domaininizi bilmek de yetmez. Hatta domaininiz hangi domainlerle konuşuyor? Hangi ekiplerle konuşuyor? Yani böyle yine o product kafası biraz daha başka kafa. Zaten yazılımcılık da tek bir şey değil. Kod getir sabah akşam kod yazayım değil. İşin profesyonelleri boşuna demiyor yani iletişim çok önemli yazımda diye. Çünkü gerçekten çok iyi dinlemek, anlamak, soru sorabilmek, analiz edilmek bambaşka yetenekler. Ve bu da inanın domain dediğimiz şeyle beraber biraz daha ortaya çıkmış oluyor. Halil bunun bilincine biraz daha ben geç vardıkça sonra anladım ki hani bakıyorum ekipteki kişiler de bakıyorum da domaini bilen kişiler, domaini kuran kişiler ve domaini çok iyi anlayan, anlamaya çalışan kişiler sürekli söz sahibi oluyor. Toplantılarda ona göre soru soruyor, ona göre cevap veriyor, ona göre başka bir ekiple toplantıya giriyor. Bu çok önemli olduğunu sonradan fark ettim. Hani kariyerinizde yükselme gibi bir maksadınız varsa ki herhalde hani çoğu yazılım içinde vaziyet böyledir. Kesinlikle es geçilemez, göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Birinci madde olarak bunu söyleyeyim. Belki üzerine konuşacak çok şey var ama çok da uzatmayayım videoyu. İkinci madde olarak da şunu dile getirebilirim. Üzerinde çalıştığınız tek hakim olmak. Şimdi ben arkadaşlar geldiğim zaman bir JVM dünyası karşımdaydı. Ve biraz ön yargılıydım. İşinizi, ya bu arada bir şey, bu da ayrı bir video konusu olabilir. Ki olur bu arada. Hani aklımda var. Umarım bir, bir gün çekebilirim. Bir şey bilmekle kullanmak gerçekten başka bir şey. Yani ben Java yazıyorum. Süper. Belki bir yıldır, belki beş yıldır yazıyorum. Harika. Ama biliyorum diyemem. Çünkü bilmeden de bir şeyler yapılıyor mu yapılıyor. Bir şeyler ortaya çıkartılıyor mu? Çıkartılıyor Kalitesi tartışılır ama ayrı bir video konusu çok uzatmayayım. Şimdi şuna getireceğim. Ya peki ben niye önden bunu söyledim? Şundan dolayı çünkü sen diyebilirsin ki ya arkadaşım ben zaten bir yere girdiğim zaman tekseki hakim olacağım. Sen bana niye e, tekseki hakim olmam gerektiği önerisinde bulunuyorsun? Ya sen bu hatayı nasıl yapmış olabilirsin? Çünkü o iş öyle olmuyor. Özellikle büyük firmalarda birden fazla çok fazla uğraşmanız gereken şey olabilir. Haliyle dediğim gibi siz onları kullanıyorsunuz. Süper, çok güzel. Kullanmayı bilmek de bu arada bir tecrübedir ve bir bilgidir. Ve bu bilgiyi de satarsınız. Hani bu bilgiyle de yükselirsiniz. Başka daha güzel firmalar artık neyse maksadınız girersiniz. Evet. Ama kullandığınız teknolojiye hakim olmak biraz daha başka bir şey bence. Hem dediğim gibi birden fazla şey var ve siz bunları kullanıyorsunuz aslında. Hem de o bilinçli olmanız lazım ki yani ben bunu mimarisini anlayayım. Ben bunu daha iyi anlayayım ki daha kaliteli iş yapayım. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Kullanırsanız herhangi bir X teknolojisi kullanıyorsunuz ve bir problem çıktı ortaya. Bunu çözme hızınız ve çözme kaliteniz de. Şimdi bir problemi çözmek onu en iyi şekilde çözdüğünüz manasına gelmiyor. Değil mi? Ve o araştırma araştırma da yapmanız lazım. Belirli bir vakit maliyeti olacak onun ve ne kadar aslında kullandığınız teknolojiyi tanırsanız o kadar onun üzerine böyle akrobatik hareketler mi değil O kadar esnek çalışma yapabilirsiniz. O kadar kalitesini arttırırsınız. E tabii ki o kadar da öne çıkarsınız arkadaşlar. Yani bu da bir gerçek. Halde bu da ne demek oluyor? Hani size soru sorulması demek oluyor. Sizin yine dediğim gibi hani gözde bir kişi olmanız oluyor. Sizin farkındalık oluşan bir kişi olmanıza sebep oluyor. Herkes bir firmaya giriyor. Ekipte bir üye. Herkes katkı yapıyor. Hani kimse boş oturmuyor. Orası tamam. Orası eyvallah net. Zaten boş oturanı oturtmazlar. Ama böyle önde olmak gerçekten öne çıkmak veya isminizin bir konuda bilinmesi başka bir şey. Hani onun hazzı da başka. O işin o kısmına girmiyorum şimdi ama maddi olarak derseniz, başka bir şey olarak derseniz tabii ki aldığınız karşılıkta elbette ki başka olacaktır. Üçüncü maddem de şu. Ee, i̇lk firmaya girdiğim zaman tabii insanda şey oluyor. Kendimi kanıtlama mı? Kendini gösterme? Kendini ispat etmek gibi bir dava oluyor tabii ki. Bir yandan belki çekince de oluyor. Hayal kırıklığına uğratmayayım kimseyi vesaire diye. Haliyle ben şöyle bir kafam vardı. İşi iş olarak yapıyordum. Her hafta işte işler gelir bize. Product Manager, ürün müdürü tarafından ve bu işler yapılacak denir. Beraber tartışırız vesaire. Ve ben o an alıyordum. Bu iş beni geliştirir mi? Bu iş beni zorlar mı? Ben bu işle beraber teknolojik veya domain olarak yeni bir şey öğrenir miyim Bakmaksızın Ahmet X numaralı işi aldı ve yaptı kafasındaydım ve işin kalitesine de bakmıyordum. Tabii ki code review denilen süreçler var vesaire. Şey değil, kalitesiz iş yapıyordum değil. Hani zaten bu firmanın da ona yönelik şey tabii ki hareketleri var vesaire. Code review mesela dediğim gibi en basit örnek. Sadece o şekilde anlamayın. İş yapmak var, işi yapmak var. Bir işi yaparken 3-5 farklı şeyi birden kendinize katabilirsiniz. Bir işi yaparken 2-3 farklı yöntem aklınıza gelir ve bu yöntemlerden hangisi hangi konuda mantıklı gibi bunları hep böyle açtık zaten böyle diyorlar ya böyle mid level olmak senior ne hani yükselmek bu zaten arkadaşlar bakış açınızın değişmesi hani kod değil yani ben oraya if yazdım for döngüsü o datayı aldım değil yani mesele bu değil birkaç alternatif önünüze sunmak hangisi hangi konuda güçlü bunları mukayese edebilmek karşılaştırabilmek bütün dertler bunlar işin kalitesi bu burada aslında meydana çıkıyor Hayır ben bu kafada değildim. Bu bilinç bende yoktu. Ve işi alayım Ahmet bu işi yaptı bitti. Bu da benim için bir ders oldu ve gün geçtikçe tecrübe kazandıkça bunun da yanlış olduğunu farkına vardım. Dördüncü maddem de şu dostlar. Kendinizi aşmak. Ne demek o? Hani ben yine kendi örnek vereyim tabii ki. Ben bir girdim ekibe gencim, tevbesizim vesaire ve kendimi o profili sabit tutuyorum. Ne demek o? Hani soru soracağım. Sorum acaba kalitesiz mi? Bu tabii egodan da geliyor. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Ya acaba şu soruyu soracağım da bana bir şey derler mi? Bu da bu kadar bilgi zor mu derler mi? Ama bundan da öte tabii sadece tek mesele bu değil. Kendini aşmak olarak bir sorumluluk almak. Yapamayacağınız değil de hani zaten yapamayacağınız olarak bakmamanız lazım bir işe bir göreve. Ama böyle farklı görevlere atılmak, farklı kişilerle yanınıza belki peyri olarak gelmelerini rica etmek. Hani özgüvenli olmak burada mesela. Ya ben burada bir junior bir developerım profilinde değil de ürünle ilgili kafanıza bir geri bildirim çıkar. Veyahut da şu işi yaparken ya şu teknoloji değil de şunu kullanmamız daha makul olmaz mı arkadaşlar? Şu pratiği değil de bunu daha mantıklı olmaz mı diyebilmek. Aklınıza gelsin söyleyin. Zaten arkadaşlar orada diyecekler ki hayır olmaz çünkü. Yani kimse size hakaret edip öyle şey mi olur demeyecek. Öyle bir ortamda değilsiniz umarım. E, öyleyse uzaklaşın diyeyim. Siz yine de size bir açıklama yapacakları için aslında bilginize bilgi katmış olacaksınız ve en azından fikrinizin niye yanlış olduğunu öğreneceksiniz. Yani o ben Junior'in profilinden çıkmak. Ben bunu da yapamıyordum. Mesela belki aldığım sprintten dediğim hani görev, görev tablosundan aldığım görevi işi ona göre alıyordum. Hani kendi seviyeme göre mi almaya çalışıyordum. Birinin yanına peyre gideceksem, birini peyre çağıracaksam ona göre davranıyordum. Bir toplantıda bir şey söyleyeceksem Aklıma bir şey geliyor olabilir ona göre söylüyordum Daha doğru söyleyemiyordum işte kendimi belli bir profile sığdırdığım için Aslında hata dediğim şey de tam olarak bu Yine kendim mesela çok böyle resmen hani olayı bayağı özetleyecek bir örnek vereyim Bizim sistemimizin alarmların düştüğü bir kanal var Slack kullanıyoruz biz iletişim için Ve orada bir kanal var, channel var Oraya alarmlarımız düşüyor Response time arttı şu kadar error rate geldi neyse hata geldi Ve ben de ne yazık ki yani bu, bu bir utançtır aslında ama O kanal mute'daydı arkadaşlar yani sessizdeydi Halbuki ne kadar yanlış yani orada bir sistem gidiyor. Çünkü o benim sanki sanki ben, ben ekibim üyesi değilim. Veyahut da işte X abi, Y tecrübeli kişi bakar. Hiçbir zaman böyle elin taşın altına koymama. Ben zaten yapamam, zaten bunu yapan var. Zaten beni ilgilendirmiyor. Zaten girsem de başkası daha iyi yapar değil. Sonrasında böyle bunun bilincine vararak çok daha farklı bir aksiyon sergilemeye başladım o noktalarda da. Bu da benim için gerçekten çok güzel bir dönüm noktası oldu. Zaten kendinizi açtıkça liderinizden ona göre geri bildirim takdir alıyorsunuz. Ekip arkadaşlarından herkese kendiniz de görüyorsunuz. Şimdi ne kadar böyle girişken proaktif olmaya başladığınızı görüyorsunuz. Ona göre bir özgüven geliyor. Ona göre bir ya ben de bir ekip üyesiymişim. Ya ben de bir işte x kişi kadar katkı sağlayabiliyormuşum gibi. Böyle siz de zaten bir bilinçleniyorsunuz. O yüzden bu çok önemli bir şey. Evet 5. ve son madde olarak da şunu da söyleyelim ve videoyu yavaştan da kapatalım. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi bu maddemde de şöyle bir şey var. Büyük bir firmada arkadaşlar çok fazla insan olur. Çok fazla böyle yapılmış proje olur. Çok fazla know-how dediğim şey. Yani bir bilgi birikimi olur. Bilgi olur aslında ve bunlardan faydalanmak. Şimdi ben sosyal açıdan çok fazla zayıf olan bir insan değilim şükür. O yüzden mesela ben insanlarla böyle rastgele insanlarla tanıştım ettiğim oluyordu içeriden. Bu güzel ama genelde böyle teknikal şeylere dair çok konuşmuyordum. Tabii konuşuyordum ama kendimle ilgili bir danışmak istediğim bir şey olur. O kişi de kendimle ilgili ortak bir yön görmüşündür veyahut da mesela DevOps tarafında çalışıyordu arkadaş. DevOps tarafıyla ilgili sorularım vardır. Böyle tecrübe paylaşımına yönelik özellikle biraz daha kariyer, kişisel konularda sorular soruyordum. Teknik olarak çok fazla ekibinizde neler yapıyorsunuz? Hangi pratikler var? Hangi teknolojiler var? Şu problemi nasıl çözdünüz gibi bu konulara değinmiyordum. Haliyle mesela son görüşmelerinde özellikle hani bundan sonra biriyle tanışacak olacağım zaman veya birine yazacak olduğum zaman mesela şeyler şeylerde sormaya özen gösteriyorum veya da çok fazla yapılmış proje olduğu için içeride de o projelere inceleme fırsatı buluyorum ve sektörden de direkt gerçek bir örnek olduğu için anlamam çok kolaylaşabiliyor. Bunu ilk başlarda çok yapmıyordum fakat sonradan da yani bu aslında buradaki maddenin özeti bulunduğunuz yere kullanmak büyük bir firmadaysanız bunu da kaçırmamak lazım diyeyim. Ve daha fazla uzatmadan maddelerin böylelikle sonuna gelmiş olayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen sizde sizin mesela nasıl tecrübeleriniz var? Veyahut da mesela tecrübelerini nasıl eleştiriyorsunuz? Siz katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yorumlarda paylaşın ki hani hem ben okuyun faydalanayım hem de hani izleyecek nice arkadaşlarımıza da faydalı olsun diyeyim. Videoyu da faydalı buluyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz ki diğer insanların da önüne çıksın ve aslında onlar da faydalanabilsin diyelim. Tekrardan seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.